Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Sayın Berat Albayrak'ın Türkiye'de fakir vatandaş kalmadı diye bir deyimi var. Onu soracağız. Türkiye'de fakir vatandaş var mı, yok mu? Bunları tartışacağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Berat Albayrak, Türkiye'de fakir vatandaş kalmadı dedi. Türkiye'de fakir vatandaş var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu ya? Ne kadar var? Valla hani yüzdelik olarak şey yaparsak... Hep mi fakir abi? Hep fakir, zengin mi? %30, %40 vardır yani ama zenginler de çok zengin. Doğrudur. Zengin olan çok zengin, zengin fakir olan. Fakir olan da şey durumda yani, ihtiyaç duyma durumunda yani. Yani ihtiyacını karşılayamıyor. Siz fakir misiniz? Ben normalim, emekliyim. Benim param yetiyor yani. Kendinize iyi. Ha, bir hanımla biziz zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi, aldığınız maaş size yetiyor mu? Yetmiyor. Fakir de diyelim, zengin de diyelim. Para yetmeyince insanlar fakir oluyor mu? Olmaz ya. Fakir ne demek sizin? Fakir yoksul, işi gücü olmayan. Evet. İnsanlardır. Türkiye'de fakir var mı? Hep fakir, zengini göster. Zengin, kendi adamları zengin, çevresi zengin. Fakir yok demiş Sayın Bakan. Zengin yok, zengin kendileri saraylarda yaşıyor. Sadece yandaşlar diyor. Yandaşlar, başka bir şey yok. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Olmaz mı? Ne kadar var sizce? Türkiye'nin geneli fakir. Yani fakir var. Fakir mi? Olmaz mı canım? Siz fakir misiniz? Yani tamam, çok şükür yuvarlanıp gidiyoruz ama fakir olmayan insan yok. Yani ekonomik bütçe size yetmiyor. Tabii ki yetmiyor. Kime yetiyor ki? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Yok, fakir yok canım. Nerede? Fakir nerede? İşte biz de soruyoruz, var mı? Herkes zengin oldu. İşte iyi. Bak, emekler burada öğlen simit yiyor. Sadece simit öğlen. Zenginlikten mi o? İşte zenginiz. Fakirlikten mi? Zenginden bilmez ki. Para harcamamak için. Vallahi. Para harcamamak için simit yiyeceğiz öğlen burada. Yetiyor mu yine simide para? Bir de diye çıkıyorlar. Da insan başına ayda 15 kilo et düşüyor. Biz senede yemiyoruz 15 kilo eti. Kurbandan kurbana görüyoruz. Aynen. Kurbandan kurbana et yiyor. Bir tavuk eti yedik. O da fırladı gitti. Ondan da mahrum kaldık. Onu da yiyemiyoruz. Biz yapamayız bu işleri. Hiç. Burada bir çay içeceğimizde o çayın hesabını yapıyoruz. Arka sokaklarda nerede ucuz çay varsa 25 kuruş aşağı oradan içiyoruz çayı. Fakir misiniz abi? Evet, fakiriz. Bir emekli maaşımız var. Neyimiz var? O da zor yetiyor. Hiç o emekli maaşında onun 5'likte torunu bir ay geçirsin bakalım bir. 5 yaşındaki torunu. Beşikte torunu. Ha, torunu. Bize torunlarımız öyle 5 liralık bir oyuncak bir şey alacağımızda onun hesabını yapıyoruz biz. Ha. Çok sağ olun amca. Çok teşekkürler. Oğlum amcam, hadi kol. Allah, hiç elinde poşetli var mı? Hiç kimse alışveriş etmemiş. Yok. Bunlarda hiçbirinde para yok demek ki. Var mı abi? Yok. Ve olma bunu, herkes fakir işte. Hiç poşetle dolu gideceğin yok. Boş geziyorlar. Bir bak, bir tek kişi bul ya, bir tek. Yok. Bir tek kişi yok alışveriş eden. Herkes fakir. Fakir misiniz abi? Orta sınıf. Yetiyor mu aldığınız para? Yani yeter mi? Yetmiyor. İkinci iş yapman gerekiyor. Yani fakirliğe giriyor musun? Yani herhalde. Yani. Tabii. Yani emekli geçinebilirsen geçinirsin, geçinmezsen ikinci iş yapmak zorundasın. Mecbur. Ya zor. Çok bu piyasada çok zor. Kolay çok gelsin. Sağ ol. Fakir çok da ben bir şey söyleyeceğim. Milletvekilleri kısır mı? Bunların hiç çocukları olmuyor mu? Hiç askere giden yok bunlardan. Ölen de yok. Şehit olan da yok. İçişleri Bakanı gidiyor şehitin hastanede. Gözünü öpüyor, cebini sormuyor. Param var mı demiyor. Yüzünden öpüyor, gösteriş. Benim söyleyeceklerim bu kadar hemşerim. Çok sağ ol amca, ağzına sağlık. Ama bunu yayınlayın. Fakir var mı Türkiye'de? Fakir var tabii ki, kandırıyorlar insanları. Kendileri milleti soyup bu hale sokuyorlar insanları. Sonra da padişah gibi kesiliyorlar. Yani bunlar ezenlerden, ezilenlerden değil. Ezenlerden. Anladın Sizce, mı? Türkiye'de ne kadar fakir var?
çok fakir var da yalan söylüyorlar yani. Hep Suriyelilere yardım ediyorlar. Türk vatandaşını düşünmüyorlar. Yani bunların amaçları bizi Müslüman etmek değil. Bunların amaçları bizi Yahudi dinine, Hristiyan dinine nakletmek. Anladın mı? Hedefleri o. Yani yarın bir gün camilerde kilise yapacaklar. Görürsün bak. Çok teşekkürler abi. Görürsün, ben gerçekten söylüyorum. Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Ben normalde CHP'liyim ama Atatürkçüyüm. Bizim gibi Atatürk. Tabii. Önce Allah, sonra Muhammed, sonra Ali, dördüncü de Mustafa Kemal Atatürk. Canım kurban olsun ona. Eyvallah abla, sağ olasın, teşekkürler. Gerçekleri söyler. Yani doğru konuşursun, dokuz köyden kovarlar. Doğru, da doğru. Çok tabii, esas bunlar FETÖ'cü devlet. Anladın mı? Ben bunu gerçeği söylüyorum. Alın, alınsın kardeşim. Siyaset yapmıyorum ama gerçeği söylüyorum. Dokuz köyden kovmasınlar insanları. Çok sağ olun. Eğri oturup doğru söylemek. Çok teşekkürler. Ben şimdi kendisi galiba başka bir ülkede yaşıyor. Yani bunu dediyse, bugün ben turizm işçisiyim. Ve şu anda malumunuz oteller kapandı. Evet. Turizm bitti. TÜİK istatistikleri, işsizlik istatistiklerini biliyorsunuz Ağustos ayında alır. Ya kardeşim, Ağustos ayında alma istatistiklerini, işsizlik istatistiklerini. Gel kardeşim, Aralık'ta al, Ocak'ta al. Bu zamanlarda İşkur çok güzel bir uygulama yaptım diyor. Yani sertifika amaçlı 3 ay devlete otellerde çalışacaksın, maaşını devlet verecek. Yani İşkur sonuçta devletin bir bünyesi. Bakıyorsun sezon başından sezon ortasına doğru bilmem kaç bin tane İşkur şu kadar adamı ben istihdam ettim, iş buldum falan filan diyor. Ya kardeşim, sen bu zamanda bulma. Bu zaman zaten otel bu adamı seve seve alacak. Mecbur, ya, mecbur alacak yani, adamın ihtiyacı var. Sen bunu gel kardeşim, Aralık'ta başlat bu uygulamayı. Aralık, Ocak, Şubat. Bir ayda vatandaş zaten idare eder. 4 ayda idare etmektense bir ay idare eder. O ayda da zaten hani işverenler de artık şeylerden kaçmaktan kurtulur. Yani kaçıyorlar resmen yani. O kapalı otelden masraf gösterir, bilmem ne gösterir. Vergi yayasını bir dünya alıyor zaten. Zaten bu iş kurum üzerinden de bu kadar şey alıyor. Bedava eleman alıyor. Evet kardeşim. Bu zamanlarda göster. O zaman gerçekten görelim yani, bir şeyler yapılıyor diyelim. Samimi olsun. Samimi olsun. Şimdi ben evliyim. Gördüğünüz gibi çocuğum var bir tane. Allah bağışlasın. Yani işten yeni çıktım. Şu 10 gün içinde bir iş bulamazsam bittim. Fakir yani olacağım diyorsun. Yani aşık sınırının altına düşeceğim. Zaten öyleyim de bu sefer gerçekten de yani o duruma düşeceğiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yani. Abi olmaz mı ya, bir sürü ya. Bana göre çok yani, bayağı Türkiye'de haddinden fazla var yani. Bayağı var mı ya? Bana göre var. Yani şimdi millet mutlu ama yalandan mutlu. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü insanların haline bakıyorum. Yani suratlar beş karış. Herkese konuşsam, sohbet etsem milletin borcu var diyor. Cep delik. Herkes diyor işte hani işte kimi çocuğumu okuduyorum diyor, kimi kredi çektim diyor, diyemiyorum diyor. Yani herkesin kendine göre bir sorunu var. O yalan yani. Ben onu inandırıcı bulamıyorum bunu. Siz fakir misiniz? Yani aldığınız para size yetiyor mu? Ben orta halli. Ben aldığım para yetmiyor daha doğrusu. Yetmiyor yani. Fakirliğe gidiyor mu yani? Fakir oluyor mu? Fakirliğe zaten gidiyor abi. Zaten şu an çoğu insan fakir. Millet yani millet mutlu ama yalandan mutlu. Ben öyle düşüneyim. Zenginlik mi? Öyle yani. Oldu. Bakan Albayrak dedi ki Türkiye'de fakir yok, herkes zenginleşti dedi. O boş konuşuyor. Yalan söylüyor, yalan. Boş. Sen fakir misin amca? Yani aldın para sana yetiyor mu? Benim durumum iyidir ama benim %10 tanesi çıkar. Ben 90 tanesi fakir. Ya 90 tanesinde yok. Çok sağ ol amca. Olmaz mı ya? Türkiye'de ekonomi bitmişti yani. Şu anda ekonomi, ben muhasebeciyim. Evet. Ekonomi şu anda bitik. Yani alım yok, satım yok, ticaret yok. Öyle onu Berat Albayrak'ın dediği gibi değil yani olay. Neden öyle bir şey dedi sizce? Vallahi kendimizi yukarıdan mı görmeye mi çalışıyoruz? Büyütmeye mi çalışıyoruz? Bu. Sizce abi Türkiye'de fakir var mı? Muhakkak var. Hangi kesimde yaşadığınıza bağlı. Çok zengin de var, çok fakir de var. Genel olarak Türkiye genel. Genel ortalaması mı? Çok geriye gittik yani. Şu anda batmış vaziyette ülkemiz. Yani ekonomik batık vaziyette tabii ki. Şu anda ekonomi batmış vaziyette. Ne yaparsak yap, bu kadar borcunu nasıl kaldıracağız? 80 milyar dolar
paramız var Merkez Bankası'nda toplam 240 milyar bir sene ödeyeceğiz. Nasıl çevirebileceğiz biz bunları? Çok zor. Çok zor. Borçtan alacağız, tekrar borçtan alacağız. Daha yüksek bedelle borçlanacağız. 2 lira %2'den borçlanırken şu anda 7,5'tan borçlanıyoruz. Bunun faizi var. Nasıl döndüreceğiz? Zaman gösterecek. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bizim ekranlarımızın değişilmez ismi abimiz. Evet. Abi, Sayın Berat Albayrak Bakan demiş ki Türkiye'de fakir kalmadı. Herkes zenginleşti demiş. Türkiye'de fakir var mı? Bak Türkiye'de %30'u aç, %30'u orta hallı, %40'ı full yaşıyor. Zengin. Tabii. %30'u benim gibi aç. Sen fakir misin abi? 1600 lira alan adam ne olur? Fakir olur. Bilmiyorum yani şu koşullarda sen fakir. Heh, bu kadar. 1600 lira alan adam ne kadar zenginse ben o kadar zenginim. Ne kadar fakirse de o kadar fakir. O kadar. 1600 liraya onlar, o 600 kişi, bir tanesi de A partisi, B partisi değil. 1600 liraya 600 milletvekili. Bire genç insan, ben hepsinin elini öpeceğim. Ben şoförlük yaptım. İran, Irak, Suudi Arabistan çalıştım, otobüs çattım. 40 sene şoförlük yaptım. Ellerime sigara batırırdım. Neden? Çalmadım. Böyle kaldım. Çalsaydım benim de şimdi her şeyim olurdu. Öyle değil mi? Evet. Ben çalmadım, fakir kaldım. Çalanlar zengin oldu. Bak ne diyorum? %30'u çöplerden ekmek topluyor. %30'u orta halli, %40'ı full yaşıyor. Türkiye o %40'ının. Ben parti hepsi dahil oğlum. Bana partiden bahsetme. Senin partin hangisi? Onların bir tane milletvekili çıksın işte böyle. Yağcılık yapmayın. Senin dediğin diğer partiler çıksın bir tane elini masaya vursun. Desin ki bu adama ben acıyorum. Ben 35 milyar alıyorum, bu adam 1600 alıyor. Türkiye'de şu herkes karıştırma. Diyor, bir dakika, ben 600 bir dakika, tanesinin Türkiye'de, Türkiye'de herkes zengin mi şeymiş falan hikaye. Bir ülkenin eğer dilencisiyle hırsızı çoksa o ülkenin büyük sorunu var. Burada herkese sorun, eskiden pazara çıktığımızda gönlümüzden ne istese alırdık, bugün domatesi taneyle alıyor millet. Eğer bunu Türkiye'de zengin olduğunu düşünen insanlar varsa önce bir sokağa dökülsün, halka karışsın ya da asgari ücret bir çalışsın, milletin halinden öyle anlarlar. Türkiye'de ne kadar fakir var sizce? Bana göre %51. %51'i fakir diyorsunuz. Aynen. Geçim zorluğu yaşıyor. Aynen. Şu caddeden tutun bütün halka sorabilirsiniz ya da o herkesin zengin olduğunu iddia ettiğiniz kişiler sokağa dökülsün, kendileri sorsun bir. Elim işi bitti mi? Bak be. Oradan gir. Evet. Hep benim gibi son kullanma tarihi geçmiş yaşlılar. Sabunluk. Evet. Diğer ülkelerde adamlar karı koca bizden daha yaşlılar geliyor. Benim ülkemin 5 yıldızlı otellerde fur yaşıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Full yaşıyor. Evet. Ben kendi ülkemin kahvesine gidemiyorum. Şimdi bir arkadaşım geldi orada bir kahve söyledim. Utandım 6 lira. Niye? Bir de çay. Ya bir git yemeğe deyip durma, adam canı sıkma. Bir de çay içtim 8 lira. Günde 5 tane arkadaşıma götürürsem 40 lira yapar, öyle değil mi? Ha, benim aldığım 1600 lira. Ben 1600 lira geçinem, rahat geçiniyorum diyen bazı yalakalar var. Onlar şak şakçı, yalakanın kralıdır. Televizyon arkasında bana çok bağırırlar. Burada da saklanıyor kedi gibi. Abi diyor, sen söyle, sen iyi söylüyorsun. Bana gaz veriyor aklı sıra. Ben saf değilim, salak da değilim, gerçekleri söylüyorum. Ben hiçbir parti, bütün partiler dahil. 550 milletvekili az geldi, şimdi 600 yaptı. Bir tanesi çıksın, elini masaya vursun. Ya kardeşim, ben bu kadar yüksek para alıyorum. Çoluk çocuğum kral gibi. Bir kuzu eti 90 bin lira kilosu. O sofraya oturup o kuzu etini yiyince ben de aklımda geleyim ya. Hani Müslümanız ya. Öyle değil mi? Bir emekli, bir askeri ücret alan. Bak gençler evlenmiyor. Ben bunu defalarca söylüyorum. 1600 lira. Burada en kötü ev 1000 lira. 600 lira elektrik, su, doğal gaz. Ulan o kız seni niye beklesin başını? Aç susuz. He? Niye beklesin başını? Çek ediyor. 30 yaşında üstünde hep gençler duruyor. Ha, bir şakşakçılık yapıyor. Şimdi 4 gün sonra seçim var.
yerliler ben sizi çok seviyorum. Ya beni seven benim karnımı doyurur. Devlet kimdir? Babadır. Biz 600 kişi baba olarak gönderdik. Hani ben hiç acımıyorum. Öyle babalık olur mu? Kuzu et yiyor, ben simit yiyorum. İçim kurulmuş, midekler, bağırsaklar kurulmuş. He? Bir tane emekli desin ben kuzu et yedim 90 bin lirada. Hadi desin bir tane yürekli varsa demez. Ama konuşmazlar da ağızlarına bant yapıştırmışlar, gözü bağlı at gibi gidiyorlar. La oğlum otur konuş, sen de konuş. Yalan mı benim dediklerim? Türkiye'de %40'ı full yaşıyor. Onların akrabalası orada olanlar %30 öyle, benim gibileri yaşayan öyle. Ben yaşasam ne, yaşamasam ne? 1600 liraya ne kadar yaşarım? Ha şimdi zam gelecek. %10 versin, %15 versin. Niye CNN vermiyor kardeşim? Bütçeden 25 katrilyon ayırdın diyelim zam için. Ya 5 milyar alan 500 bin lira alacak. 1500 lira alan 150 lira alacak. Peki aradaki farkı nasıl kapatıyoruz? Yani bu cahil halimle benim aklım eriyor da onların aklı ermiyor mu? İşlerine gelmiyor. Çünkü emekli milletvekilleri var. Aman diyor yapma, ben 15 milyar alıyorum. Onun bir zamı, emekli milletvekilinin bir zamı benim aylığım kadar. He? Hani Müslümanız nasıl yiyecek onu? Yiyor vallahi. He? Yiyor. Ben helal etmiyorum. Benim hakkım varsa helal etmiyorum. Aynen. Şimdi 15 milyar alan adam emekli parası %10 ne yapıyor? 1,5 milyar yapıyor. Ben alıyorum 1600 lira. İkinci bir zamda benim ikinci aylığımı alacak. Onun kapısında besledi köpeğin masrafı benim aylığımdan çok. Hani bizde eşitlik vardı? Bu mudur? Bak hep seyrediyor, konuşmuyor, aman. Doğrudur, bravo. Konuş, konuş. Yo, ben konuşuyorum, benim kimseden çekineceğim yok. Gelsin 1600 lirana geçsin bir tane milletvekili. 4 gün sonra gelir bizim şakşakçılar da düğme delikler. Ben kimseye oy vermem. Bütün partilere oy verdim. Hepsine liderim dedim, canım ciğerim, onlar bana hiç acımadı. Gelen ezdi giden, benim bir oyum var çok değerlidir, hiç kimseye vermeyeceğim. Benim o 1600 lirayı da kesin, o da onlara helal hoş olsun. Ben ötenaz istiyorum ya, bana bir inne vursunlar. Tövbe edeceğim olur mu? Hayır, aç gezeceğim. Ben istiyorum kardeşim, hırsızlık yapacağım, şerefime yakışmıyor. Dolandırıcılık yapacağım, şerefime yakışmıyor. Şoförlük yapacağım, ehliyetimi elinden almış. Sen otobüs, ben otobüs şoförüyüm. Ben tırcıyım. Onu da iptal etmişler. Sen diyor yaşlandık, çalışamazsın. Peki ben ne yapacaksın? Bana bir yol göster. Çalışmama engel. Aldım para yetmiyor. Aldım para meydan da, bak ben sana evet. Gidiyorum 1600 lira alıyorum. Geçen gittim iki tane hap yazdırdım. 10 bin lira hastaneye kesildi. 12 bin lira da eczaneye verdim. Etti 22 bin lira. 22 lira. 22 lira. Eczacıya dedim ki bu hap kaç para, dedi 24 lira. Abi dedi 2 lira karın oluyor, benden dalga geçiyor. Peki onların tüm sülalesi koruma altında. Bir sefer milletvekili yapan 4 sene veya 2 sene, bir sene yapan süper emekli oluyor. Tüm sülalesi koruma altında. Çoluğu çocuğu gidiyor, masraf ediyor. Meclis ödüyor. Meclisin parası kimin? Benim gibi aklı ermeyen, tüy bitmemiş yetimin hakkı. Niye bir tane milletvekili demiyor? Ya ben utanırım kardeşim ya. Benim çoluğu çocuğun masrafını niye halk çeksin? Ama bizim şakşakçı halk kimse konuşuyor mu? Kimi beni deli sanıyor, kimi salak sanıyor, kimi cahil sanıyor. Ben gerçekleri söylüyorum. Hiçbir parti, tüm partiler dahil. Yani yalaka yapıp da o parti bir parti değil. O övünen diğer partiler. Bir tane milletvekili veya kendisi desin kardeşim. Benim aylığım, ben bir sene aylık almayacağım desin. Veya onlar 35 milyar değil de 5 milyar alsın. Emekli olduğunda benim iki katımı alsın. Benim iki katımı alsın. Ben 1,5 alıyorum, o 3000 lira alsın. Bir dönem milletvekili yap süper. Bir dakika. 35 milyar alıyor. Benim iki katımı alsın. Bir dönem milletvekili yapıyor 15 milyar. Bir de kendi emeklisi 20 milyar. %10 2000 lira. Benim ailemden fazla bir seferde zam alıyor. Şimdi 4 gün sonra gelecek. Hangi yüzden tüm partiler? Hangi yüzden gelip benden o isteyecek ya? Öyle değil mi? Tamam. Eksiğim varsa ben eksiğim var desinler. Ben acım arkadaş.
Acım. Bir de bu kanunu çıkarmışlar. Şimdi adam... Ya benim şakşa, benim telefonum bile yok. Bak, ben telefonum bile yok. Bunu kullanıyorum. Yani ben şöhret möhret peşinde değilim. Ben acım arkadaş derdim bana. Gerçekleri söylediğin için alkışlıyorlar. Yani milletin sesi olduğu. İnsanların söyleyemediği, korktuğu şeyleri ya söylediğin için. Ya niye korksun kardeşim? Devlet baba değil mi? Benim 6 tane çocuğum var. Ben şimdi çocuğun ikisine full yedir içirsem, dördünü bırakırsam bana beddua ederler. Ben de onların hepsine beddua ediyorum. Ben de hepsine beddua ediyorum. Benim de karnım doyursun kardeşim. Varsa hep beraber yiyelim. Yoksa hep beraber aç kalalım. Bak şimdi zam veriyor. Paramız yoksa bir sürü Amerika bize düşman oldu bilmem savaş var. Paramız yoksa benim 1600 liranın 600 lirasını kesin devletime helal hoş olsun. Ama paramız varsa kendine bir seferde 2000 lira bana 150 lira verirse o da onlara helal olmasın. Bütçemiz darsa benim 600 bin lira hepsini kessin. Hepsini kessin. Ama bütçemiz varsa kendine 2000 lira al bir zamda bana 150 lira ver. Neye yaradı bu? He, bu ne adalet bu mu yani? Ben adalet istiyorum. Bana deme oraya de. Bir gecede kendi maaşını 24 bin lira yapan bir cumhurbaşkanı varsa bu ülkede tamam, bu ülkenin bütçesi zayıftır diye bir anlamına gelmiyor. Şimdi Sayın Albayrak dedi ki Türkiye'de fakir kalmadı dedi. Türkiye'de fakir var. Bak şimdi bir dakika adam bak bir tane bakan çıktı dedi ki tamam bundan dedi 15 sene önce dedi Türk halkı dedi 6 kilo et tüketiyor dedi. Şimdi dedi 15 kilo çıktı diyor. Ya bir şuradaki bir adamına sorsanız ya hangisi haftada 3 kez evine kırmızı et götürebiliyor? Götürebiliyor mu? Ayda bile götürebiliyor mu? Ben sana bir şey söyleyeyim, yanlış anlama beni, tamam mı? Benim hiç kimseyle korkum yok. Ama Amerika'yı böyle eleştiriyorlar ya, İsrail'i eleştiriyorlar ya. Bana sorarsan Amerika'nın en büyük adamları zaten bunlar. FETÖ'cü dediler. FETÖ her yeri sızdı anasını satayım. Bir siyasete sızmadı, bir AKP'nin içine sızmadı. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Hani istedin şurada tamam birileri çıksın beni linç etti. Ama kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekler bunlar. Ya ne alakası var ya? Dolar yükseldi. Anasını satayım yumurtaya mı etki etti? Ya böyle bir şey var mı her ya? Şey. Ya Türkiye Cumhuriyeti İngiltere'de çöp alır mı ya? He? Çöp alır mı? İngiltere'de adam çöp alır mı ya? Böyle bir tarih var mı Türkiye tarihinde? Böyle bir şey mi olur abi? Sen pazara gittin mi? Cuma günü pazara. Adam, gittim abi. Kadın geçen gün cuma pazarında yarım kilo havuç alıyor ya. Tayyip Erdoğan bunları görmüyor mu? Tayyip Erdoğan'ın vicdanı kabul ediyor mu? 6 milyon Suriyeli'nin Türkiye'de... Hala 15 liraya... Hayır. Antalya pazarlarında. 15 lira. Zabıtaya diyorum ki gel kardeşim. Turgut Özal'ın yasası var beyefendi. Biz bir şey yapamayız. Bir sürü yasa yaptınız, bozdunuz da bunu mu bozamıyorsunuz? Türkiye'de yani fakir var mı? Her 100 bin liramızın 70 lirasını araç veriyoruz. Esnafa ve pazarcıya. Etten bahsettiniz. Düne kadar 8,5 lira kilosu olan kanadın şu anda 30 lira kilosu. Kırmızı eti 3 yıldır eve sokmuyorum ben. 4 yılda 4 öğrencim var, evimi sattım. Şu anda kirada oturuyorum. Elektriğim, suyum, kiram, telefonum 2 milyon. Emeklinin aldığı para 900 lira, 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira. Asgari ücrette 1400 liraya çalışıyor. AG ile beraber 1600. Daha bunda mutluluk mu var? Neyle mutlu olacaksın? Yani bizler bir dilim ekmeğe bir bardak suya köle olmuşuz bu ülkede. Daha bunun açıklaması yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun. Kamu kurumları da görevini yapsın. Bu halkın cebinden çıkan paralarla oturuyorlar orada. Bize hizmet etmeleri için. Fakat hiçbir kamu kurumu görev yapmıyor. Bunu da en yüksek yerlere, makamlara bildirin. Çok teşekkürler. İyi günler. Var tabii fakir olmaz. Benim abi aşağı emekli. Benim de eşim emekli. Evet. Ve çalışıyor, başka bir yerde çalışıyor. Üç tane çocuk var. Ne yapacaksın? Benim oğlum dışarıda okuyordu. Okuyamadı dolar yüzünden.
Abisi çalışıyordu. Abisi çalıştığı parayı ona gönderiyordu. Dolar yüzünden okuyamadı. Döndü geldi. 5 senemiz boşa gitti. Hani bir kemer sıkılacaktı. Kemer sıkıldı. Kendilerine son model araba çektiler altlarına tekrar. Tekrar araba çektiler altlarına. Kemer sıkılacaksa hepimiz sıkalım. Tüm vatandaşlar. Bütün onlar da sıksınlar. Adam bir ay milletvekili olacak, emekli olacak ve emekli maaşı alacak. Sizler kaç sene çalıştılar da emekli oldular? 65'ten önce emekli olamıyor. Kaç kişi çalıştı da emekli oldu? Ben 65'ten aşağı olamıyorum. Ha? Eskiler kaç yıl emekli oldu, çalıştılar? Kaç sene çalıştılar? 30 yıl. Kaç para emekli aldılar? 1600. 1600. Şimdi şu anda 1000 bile yok. 1000 bile yok. Ama bir ay milletvekili ol. Bir ay sonra emekli ol, al 10 bin lira, 20 bin lira maaş. Ya şimdi... Bu hak adalet mi? Eğer adaletse adaleti korusun. Adaletse adaleti korusun, halkını korusun. Korusun halkını. Abla siz fakirlik sınıfına giriyorsunuz mu? Girmem mi? Emekli fakirlikte fakir. Peki açlık sınırıyla şey sınırını bana bir söyler misin ne kadar? 5 bin lira. 5 bin lira. Emeklinin maaşı ne kadar? 900 ile başlıyor. 1600. Açlık mı bu? Açlık değil. Sürünüyor, sürünüyor, sürünüyor. Sefalet sürünüyor, sürünüyor, sürünüyor. Sefalet ne? Sürünüyor, sürünüyor. Sadece 1600 lira zaten şeyler alıyor. %4 zam verdi. En basit 1600 lira hiç çalışmadan Suriyeliler maaş alıyor burada. Suriyelilere gönderelim artık. Yeter. Parti kurmuş, doğru mu? Yeter. Kurma şey var. Bu memlekette nasıl Suriyeliler parti kurabilir? Nasıl kurabilir? Suriye'ye hak, doktor hak, hastane hak, kuyruk yok, maaşı var, istediği yerden marketten alışveriş yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz alabiliyoruz mu? Biz çalışmadan 5 kuruş alamıyoruz. Hastaneye gittiğin zaman Suriyeliler önde. Ama sen halk olarak gittiğin zaman bekle diyor sana. Sana bekle diyor. Yeter artık. Onlara da yeter. Kadar. Adam dükkan açıyor. Dükkan açıyor. İşçi alacak. Diyor ki ben yabancı adam almam diyor. Benim memleketimde yabancı işçi diyor. Almam diyor. Ne demek ya bu? Türk almam demek. Ha, Türk al. Sen burada çalışıyorsun ya. Sen Türkiye'de çalışıyorsun ya. Nasıl yabancı görüyorsun sen? Aldılar. 900 tane. Burada. Sınavsız öğrenciler alınıyor. Yani ne demek? Bizim çocuklarımız hepsi üniversitede bekliyor. Çocuklarımızı almıyorlar. Yani bu hak adalet adıysa adaletse adaletini kullansın. Yok, ne adalet? Biz bunu istiyoruz. Biz adalet kalmadı. 18 yılda bitti. Adalet yok. İş buluyorsun. AKP'ye kayıt olmazsan iş bulamıyorsun. O da yok. O vardı, gitti götürdüler. Hayır şimdi akıllandılar, onu da bıraktılar. Götürenler hepsi gittiler. Hepsi kayboldu. Benim gelinime teklif ettiler. Benim gelinime teklif ettiler. AKP'ye gir, sana iş bulacağım dediler. Hayır. Ama benim gelinim girmedi. Girmedi. Girmediği için de aç işte geçiriyor. Bir tek eşinin asgari ücretiyle geçiniyor. Girsin o zaman. Niye girsin? Niye girsin? Niye girsin? Vatan haini miyiz? Ama iş verecekmiş. Önemli olan iş bulmak değil mi? Yalan kardeşim, yalan, yalan. En baştan. Hayır, bir iş yerine bir kuralı var. Yalan, yalan. Yalan söylüyorlar. Ya bu hayır, bir iş arıyorsa bir onun bütün faaliyetlerine katılacaksın. Aynen. Evet işte benim var tanıdığım var benim. Girmiş. Benim tanıdığım girmiş. Kullanırken arkada biri duruyor mu? Durmuyor. İstediğin o özeldir. Kullanabilirsin. AKP'ye diyor o kayıt ol diyor. Tabii. Benim bir tanıdığımım var, kayıt oluyor. Ve diyorlar ki sana iş bulacağız diyorlar. 3 ay sonra gidiyor, bir bakıyor ki sen faaliyetlere diyor katılmamışsın diyor. Hiçbir diyor şeylere katılmamışsın diyor. Onun için sana iş yok diyor. Girdiğin zaman ben AKP'liyim yok, faaliyetlerine gireceksin. Başka bir şey yok. Bir şey mecburiyet yok. Ya ben... Evet, ne diyorsunuz mesela? Konumuz Sayın Bakan Berat Albayrak dedi ki Türkiye'de fakir yok. Herkes zenginleşti. Fakir var mı? Berat Albayrak kim? Hazine Bakanı. Cumhurbaşkanı'nın damadı. Cumhurbaşkanı yalan söylüyor, o da yalan söylüyor. Ondan öğrendi. Kardeşim Türkiye'de yalancılara ve sahtekarlara bıraktık. Niye bıraktık?
Millet oy veriyor. Elleri kırılsın oy verenin. Buradan çoğu da vermiştir. Dövebilirsiniz beni. Oyna da değil. Evet oyna. Oyna. Hayır, onların Allah belasını versin. Allah belalarını versin. Hayalet etme elimde. Gerek yok. Ben bir şey demiyorum. Olsun. Yine gerek yok. Güzel kardeşim. Düzgün bir devlet adamı yok Türkiye'de. Yok. Elinize gözünüze dursun diyor. 195 lira zam yapıldı. 195 bölü 30 gün 6,5 lira yapar. 6,5 lira. Simit ne diye çay içsen 6,5 lira yine yetmiyor. Cumhurbaşkanı böyle elinize gözünüze dursun derse biz ölelim kardeşim. Zaten ölmüşüz biz. Hadi bay. Sizlere iyi günler. Bol şanslar. Millet dolu dolu millet.